Evet, devam ediyoruz sayın dinleyicilerimiz. Stüdyo konuğumuz Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinden öğretim üyesi Ergin Şafak Dikmen bizimle birlikte. Onlar neyi konuşacağız? Onlar Türkiye'deki 182 üniversitenin YouTube platformunu nasıl kullandığını araştırdı. Hangi amaçla kullandığını, ne gibi sonuçlar elde ettiler? Bunlar eğitim amaçlı kullanılabilir mi? Bunların sorularına cevap arayacağız. Sayın Dikmen, hoş geldiniz programımıza. Merhaba, hoş bulduk. Sayın hocam, şimdi NetLab koordinatörü dedim ama bu NetLab nedir? Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya Araştırma Laboratuvarı aslında yaklaşık bir sene önce kuruldu. Üç amacı var. Birincisi yeni medya alanında araştırma yapmak. İkincisi bu alanda eğitim düzenlemek. Birçok STK'ya, devlet kurumuna danışmanlık ve destek vermek yeni medya stratejileri anlamında. Bir de en önemlisi aslında bir iletişim ortamı kurmak. Sadece sosyal bilimcilerin bu alanda çalışma yapması bir yanda işte mühendislerin başka bir yanda değil de mühendisler arasında, bizim aramızda, sosyal bilimciler arasında birçok farklı çalışma alanında bir ortak paydada buluşup hep birlikte yeni medya alanında çalışma yapmak üzere kurulmuş bir araştırma laboratuvarı. Peki sayın hocam, şimdi YouTube dedik. YouTube üzerine üniversitelerde, Türkiye'deki 182 üniversitede bir araştırma yapmışsınız. Ne amaçla, nasıl kullanıldığına dair. Hakikaten YouTube öyle bir platform oldu ki artık bugün kanal kurmanıza dahi gerek yok. Kendiniz herhangi bir şekilde oradan bir sayfadan bir kanal açıp her şeyi özgürce yapabiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntıyla karşılaşmıyorsunuz. Tüm bunların yanında biz aradığımız her şeyi orada bulabiliyoruz. En basitinden ben mesela geçenlerde bizatihi yaşadığım için anlatıyorum. Kombi kalorifer peteklerini ısıtmıyor. YouTube'a yazdım, girdim, baktım. Ya dedim, hani nasıl bir problem olabilir? İki seçenek. Baktım, hakikaten oradaki yöntemi uyguladım. Hani tabii bunlar her zaman böyle geçerli ve doğru olacağına kanaat getireceğimiz ifadeler değil elbette. Tabii ki telkinle yaklaşacağız, güvenli bir biçimde bunları değerlendireceğiz ama öyle bir hal aldı ki artık YouTube herkes mutfağından, oturma odasından, yatak odasından her türlü bilgiyi paylaşıyor. Aynen öyle. Yani aslında enteresan bir platform, bir video paylaşım platformu ama ilk başta 2005 yılında Amerika'da başladı. 2006'da Google satın aldı. Şimdi madalyonun iki yüzünü var. Şimdi sizin dediğiniz gibi 2006 ile 2007 arasında bir televizyona, yani geleneksel medyaya bir rakip olarak lanse edildi, çıktı. 2008 yılından itibaren aslında televizyon kuruluşlarıyla birlikte hareket etmeye, yani bir medya organı gibi hareket etmeye, artık hani alternatif ya da rakip değil de birlikte hareket etmek üzerine kurulmuş bir yapısı var. Sizin dediğiniz gibi şu anda hani dünyanın ikinci en çok ziyaret edilen web sitesi. O da YouTube. Google'dan sonra. Aynen öyle. Aynen öyle. YouTube'da zaten Google aynı. Şimdi sizin dediğiniz gibi hani çok büyük bir platform, her türlü içeriğe ulaşabiliyorsunuz. İyi yönleri de var, kötü yönleri de var. Eğitim alanında hani kullanılması büyük bir avantaj. Özellikle yurt dışında üniversiteler bu alanda, bu anlamda büyük katkı sağlıyor ekosisteme. Nasıl diyeceksiniz? Dersleri orada ücretsiz olarak paylaşıyorlar. Şimdi Türkiye'de durum nasıl? Aslında Türkiye'de üniversite arasında büyük bir uçurum var. Bu nasıl? Şimdi bizim bu araştırmayı Yeni Medya Araştırma Laboratuvarı'nda yürüttük. 2017'de başladık. 2018'de de zaten makalemiz yayınlandı. Ne oldu? Baktığımız zaman Türkiye'de en çok üniversitenin tanıtımı amacıyla kullanılıyor. Ve de yönetim kadrolarının icraatlarını tanıtmak için kullanılıyor. Ama derslerin eğitim amaçlı, yani ders materyali olarak eğitim amaçlı çok fazla kullanılmadığını gördük. Bir de üniversiteler arasında büyük bir fark var. Yani büyük bir çoğunluğu kanalını sadece 10 ila 20 video yayınlıyor. Özellikle devlet üniversitelerinde. Diğer taraftan vakıf üniversiteleri ortalama 100 video
yayınlıyor. Yani ikisi arasında büyük bir fark oluyor. Hı hı. Bazı üniversitelerin toplam ürettiği içerik sayısı neredeyse Türkiye'deki üniversitelerin ürettiği içerik sayısıyla eşdeğer. Hani bu anlamda yani binlerce video üretiyorlar. Böyle bir uçurum var. Burada ne önemli aslında? Önemli olan şey şu. Şimdi bilim 2.0 diye bir tartışma var yaklaşık 10-15 yıl içerisinde. O da akademik, bilimsel içeriklerin sadece yayınlarla, yazılarla değil de aynı zamanda videolarla desteklenmesi, işte animasyonlarla desteklenmesi, veri görselleştirme desteklenmesi. Burada YouTube'un böyle bir anlamda bir desteği olabilir. Yani bir bilimsel yayın olduğu zaman onu aynı anda da kısa, küçük videolarla anlatılması, evet. Aynen görselle anlatılması bir içeriği çok daha kolay anlaşılabilir hale getirebilir. Madalyanın diğer yüzüne bakalım şimdi burada. YouTube ticari odaklı bir yapılanma, bir ekosistem, reklam üzerine çalışıyor. Tabii siz üniversite olarak bir içerik oraya ürettiğiniz zaman bir firma oradan belli bir ücret kazanç elde ediyor. Üniversiteler burada ne yapıyor? Bazıları kendi kanallarını kurmuş durumdalar. Yani kendi web sayfaları üzerinden video yayınlıyorlar. Bu da önemli bir şey. Ama tabii YouTube'a rakip olmak bana da zor. Erişilebilmek noktasında sıkıntı. Şey değil. Evet. Ama bazı alternatif, yani dağınık yapılanma, işte blockchain zinciri üzerinden bazı platformlar var. LBRY gibi. Bunlar çok bilindik değil ama YouTube'a alternatif. Nasıl alternatif? Orada reklam yok. Mesela hani ücret sadece içerik üreten ücret alabilir ya da almayabilir. Özgür bir platform, açık bir platform. Tabii bu da önemli. Yani bir ekosistem var, ücret karşılığı reklam elde ediyorsunuz ve o reklam geliri elde eden platform, siz içerik üretiyorsunuz. Karşında da ücretsiz bir şekilde yayın yapma şansı elde ediyorsunuz. Bunun iki tarafa da bakmamız gerekiyor aslında. Tabii sadece yani eğitim amaçlı kullanılması hani çok mümkün görünmüyor. En azından yani günümüzdeki sizin araştırmanız da bu noktada önemli. Peki bizdeki bu algının sebebi ne? Yani hani hep bizde bir önyargı vardır. İnternet platformuna hani güvenmeyelim, güvenmemelim. Aslında önyargı değil, hakikattir de aynı zamanda. Yani karşılaştığımız herhangi bir zorlukla evet pratik meselelerde internet bize yardımcı olacaktır, olabilecektir ama daha çok bu özellikle eğitim amaçlı kullanılan videoların hani biraz da böyle farklı sıkıntılara yol açabileceği, bu hani yönlendirme biçiminde olabilir, işte bilgi kirliliği şeklinde, yanıltma şeklinde olabilir. Şimdi bunların güvenilirliği de elbette tartışılacak. Bunların önüne mesela nasıl geçirebilir? Şimdi burada önemli olan mesela içerik üretildiği zaman hangi kuruma ait olduğu, kimin ürettiğinin açıkça belirtilmesi. Yani sizin dediğiniz gibi bizim yine araştırmamızda bazı üniversitelerin YouTube kanalının logolarının dahi olmadığını görüyoruz. Yani kurumsal web sitesi link veriyor ama üniversitenin logosu yok. Yani arka tarafta o platformu yöneten aslında bir yeni medya sorumlusu ya da yeni medya uzmanı değil. Olmadığını görüyoruz. Çünkü öyle olsa zaten hani arayüz ona göre ayarlanır, bir tasarım yapılmış olur. Sadece hani bir video depolama olarak kullanılıyor. Bu da tabii gerçekten kurumsal mı değil mi sorusunu ortaya çıkarıyor. Ama bazı üniversiteler çok ciddi bir şekilde yapılandırmış durumda kanallarını. Yani görsel kimliği nasıl oluşturduğunuza bağlı. Ama her zaman bunların kopyalanması, hani farklı platformun tekrar tekrar üretilmesi ihtimali var dediğinizde o anlamda çok da bu aşamada engellemesi mümkün değil. Dediğinizde tam olarak şu şekilde mesela herhangi bir yerde bir grup toplanmış, biri bir şeyler anlatıyor. Dediğiniz gibi ne bir kurumsal logo var, ne bir titrin, ismin yer aldığı nokta var, ne o toplantının nerede yapıldığına dair bilgi var. Ve birileri bir şeyler ifade ediyorlar. Bu dediğiniz gibi hakikaten hani en azından güvenilirlik noktasında sıkıntı yaratabilir. Peki bundan sonraki süreçte şimdi siz böyle bir çalışma yaptınız. Tabii elbette üniversitelerle de bir şekilde etkileşime girdiniz. Bu yöntemleri ifade ettiğinizde bundan sonraki süreçte üniversitelerin bunları kullanmak ya da hakikaten buna dair özel bir alan açma refleksleri olacak mı? İstekleri var mı?
Aslında güzel bir soru. Yine çok değişken bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi bazı üniversiteler zaten tüm kurumsal kimlik, kurumsal yapısını tamamlamış durumda YouTube platformunda. Bunların arkasında da aslında yeni medya uzmanlarının çalıştığını görüyoruz. Diğer taraftan bazı eksikleri olan üniversitelerin de bu yönde atılması gerekiyor. Şimdi burada üç tane nokta var aslında. Bir tanesi idari, yani yönetim kadrolarının bir farkındalığı olması. Yani YouTube'un ne amaçla kullanabileceğini görmesi. Kurumsal bir anlayış. Aynen. O bir. İkincisi tüm bilim insanlarının, yani sadece makale ya da kitap bölümü yazılı malzeme değil de aynı zamanda o içeriklerin video olarak anlatılabilmesi. Bir şeyi yazılı olarak anlatmak başka bir şey. Hı-hı. Aynı zamanda görsel olarak anlatabilmek bambaşka bir şey. İkisini de birlikte yapabiliyor olmamız lazım artık. Hani bilim 2.0 bunu gerektiriyor. Bu anlamda da tabii bilim insanlarının da bu yönde hani çalışma yapması, özellikle hani genç araştırma görevlilerinin bu yönde çalışmaya başlaması, hem içerik üretmesi, YouTube için söylemiyorum ama video tabanlı, animasyon gibi farklı içeriklerin de desteklenerek bilimsel makalenin yazılması bu anlamda önemli. Ki bunu bırakın yani şimdi biz üniversiteleri şu noktada tartışıyoruz ama özellikle Avrupa merkezli, Amerika merkezli basın yayınına bakıyoruz. Onlar bile bir kabuk değiştirerek, dediğiniz gibi küçük görseller hazırlayarak bir kısa da olsa, mesela 9-10 dakikalık da olsa bir anlatı sunuyorlar mesela izleyicilerine. Evet. Yani ben bir tanesini takip ediyorum. Bunlar aynı zamanda bir basılı bir dergi şeklinde de, akademik bir dergi şeklinde de devam ediyor. Bakıyorum mesela, hemen o işledikleri, o ay işledikleri diyelim Platon anlatmışlar o ay. Hemen kısa bir video hazırlıyorlar. Mesela Platon'un o işte çok biz de aslında okuduğumuzda zihin dünyamıza yerleştirmeye çalıştığımızdaki o diyelim ki mağara alegorisini öyle bir görselle anlatmış ki mesela hani en azından hiçbir şey hatırlamasam mağara alegorisi dendiğinde o görselin zihnimde belirmesi aslında birçok işi de kolaylaştırıyor. Aynen. Ve bu eğitim noktasında da çok ciddi, çok büyük işler yapacaktır diye düşünüyorum. Evet. Öyle değil mi? Evet, kesinlikle. Yani biz laboratuvarın web sayfasında da netlab.media'da da buna özellikle önem veriyoruz. Yayınladığımız makaleleri, kitap bölümleri ya da kitapları aynı zamanda YouTube'a ya da mikro siteler yaparak o şekilde desteklemeye çalışıyoruz. Yani veri görselleştirme çok önemli bu anlamda. Her şeyin şematik anlamda anlatılabileceğini savunuyoruz. Sadece yazıyla değil de aynen sizin dediğiniz gibi bir görsel, kısa 2 dakikalık, 3 videoluk, 3 dakikalık bir videoyla da bizim yapacağımız uzun 15-20 sayfalık bir yayını özetleyebiliriz. Bu şekilde de herkese daha rahat ulaşılabilir. Daha çok öğrenmek isteyen de makaleye bakacaktır. Tabii yani tam da aslında bahsetmek istediğim de o. Tabii bu videoların böyle kısa kısa bir 9 dakikalık, işte 5-6 dakikalık evet kısımları var. Ama şimdi bunlar bir noktada da bize şöyle bir dezavantaj sağlıyor. O da şu şekilde. Yani büyük resmi görmüyorsunuz, okumayayım ama Platon'u buradan öğreneyim. Şimdi böyle de kolayca tavırlara da sebebiyet veriyor. Tabii biz iyi noktasında, bir noktasına kadar kullanıp ondan sonra ayrıntılandırmak istersek başka boyutlara geçebiliriz. Sayın hocam, bir müzik arası verelim. Ardından kaldığımız yerden devam edelim. Tamam, tabii ki. Evet, gecenin içinden devam ediyor sayın dinleyicilerimiz. Üniversitelerimiz YouTube platformunu nasıl kullanıyor? Bu sorunun cevabını arıyoruz. Sayın stüdyo konuğumuz Doktor Ergin Şafak Dikmen, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi NetLab Yeni Medya Araştırmaları Laboratuvarı kurucusu ve koordinatörü. Zaten isminden de anlaşılacağı üzere, değil mi? Yeni medya araştırmaları ve yeni bir boyut. Aslında elimizin altında olan ama hiç de bu açıdan değerlendirmediğimiz bir platform, YouTube platformu. Şimdi üniversitelerin buna nasıl bir refleks göstereceğini ifade ettiniz. Siz araştırmanızı ortaya koydunuz. Üniversitelerin tavrı bundan sonraki süreçte nasıl olur? Ama şunu da merak ediyorum. Şimdi birçok hem psikolog, hem sosyolog, hem iletişim uzmanları,
hem sosyal bilimcilerin, siyaset bilimcilerinin de bu işin içinde olduğunu, mühendislerin de bu işin içinde olduğunu ifade ediyorsunuz. Şimdi bu görsel anlatım biçiminin öğrenme noktasında etkili olduğu net mi? Yani aslında her türlü bilimsel araştırma bir şekilde görselleştirilebilir. Bu veri görselleştirme olabilir, statik bir görüntü olabilir, şema olabilir, animasyon olabilir, video anlatım olabilir ya da bir laboratuvar deneyin görselleştirmesi olabilir. Buradaki amaç bütün araştırma bittikten sonra makale ya da yayın, bilimsel yayın çıktıktan sonra onun görselleştirilmesi değil, daha tasarım aşamasında. Yani araştırma süresince ve makalenin, bilimsel içeriğin üretilme sırasında bu içeriklerin de düşünmesi ve birlikte tasarlanması çok önemli. Yoksa görsel içeriğin sonradan dönüştürülmesi daha zor oluyor. Sayın hocam, şimdi siz bunu anlatırken aklıma bu işte yazının bulunma hikayesi de bir aklıma geldi. Sanki böyle bir tarih, bir döngü içinde değil mi? O resim yazılarıyla ortaya konulan hani bir medeniyet tasavvuru var. Sonra yazıya geçtik. Sonra yine böyle bir imgelerle bir anlatmaya, bir sanki bu tarafa yine evriliyoruz gibi. Yani aslında hep bir paslaşıyorduk, yani hep hiçbiri tamamen bitmedi ama yeni medya dediğimiz şey de aslında, yani hani eski medya, yeni medya hepsi bir zamanlar eski ya da geleneksel medya dediğimiz şey de bir dönem yeni oluyor. Yani hani bakın radyoda bir dönem yeni medyaydı, televizyonda bir dönem yeniydi. Şimdi hani işte 90'lı yıllarda işte interneti konuşmaya başladık. Şu anda internet yeni medya mı? Ya da birkaç yıl sonra hala yeni medya statüsünde olacak mı? Bunu hani göreceğiz. Ama zaten hani sürekli yeni mecralar, yeni platformlar çıkıyor. Yeni olan biraz daha geleneksel kalmış oluyor. Aynen dediğiniz gibi, yani hani bu anlamda da sürekli bir devingen bir ortamla karşı karşıyayız. Peki Sayın Hocam, şimdi YouTube platformu üzerinden konuşuyoruz. Evet, ulaşılabilme noktasında çok basit ve ücretsiz bir platform çoğu zaman. Tabii reklamlardan şikayetçiyiz. Ama siz bu çalışma neticesinde mesela üniversitelerin birlikte hazırladığı bir projede bir mesela böyle bir internet sitesi hazırlansa, böyle bir platform hazırlansa, her üniversite diyelim sosyal bilimlere dair felsefe kategorisi açıp görsellerini o şekilde yüklese. Mesela bu platform YouTube'la sınırlı kalmasa da biz mesela üniversitelere dair bir şeyler yapsak. Mesela bununla ilgili bir çalışma söz konusu mu? Bu tür çalışmalar var. Yani YouTube tek alternatif değil. Bu anlamda TÜBA'nın katkıları oldu. Bazı alternatif platformlar, işte dediğim gibi hani LBRY platformu, blockchain üzerinden giden, blok zincir dağınık ağ yapısı üzerinden giden bir platform, bir ekosistem. Buranın üzerinden de gidilebilir. Ya da Dergi Park platformu, TÜBİTAK, ULAKBİM'in bilimsel dergilerin yayınlandığı, açık erişime açıldığı bir platform. Bunun da gelecekte video tabanlı içeriklere desteklemeye başlarsa çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Ama dediğiniz gibi bu tür platformlara ihtiyaç var. Dünyada da buna benzer platformlar var. YouTube tek alternatif değil. Yani tabii şimdi biz bu platformlar üzerinde de konuşuyoruz ve nihai olarak yani izleyici ve öğrenmeye isteyen insanlar açısından bu noktada değiniyoruz ama siz dediniz ki öğretmek de yani görsel oluşturulurken öğretmek de ayrı bir mesele. Şimdi bilimsel bir makale nasıl yazılır? Akademiyle az çok uğraşan insanlar bunun artık hani klasikleşmiştir, birkaç yöntemi vardır. Bunu kullanırsanız hazırlarsınız. Ama bir bilgiyi görsel olarak sunmak, bu bambaşka bir bakış açısı sunacak. Yani biz bu araştırmayı yapalım, evet. Biz bu platformları kuralım, evet. Ama bu içerikleri kimler oluşturacak? Çok güzel bir soru. Ya aslında bu soruya 15-20 yıl önce çok farklı bir şekilde cevap verilirdi. Çünkü şu anda çok ufak cihazlarla, yani örneğin bir cep telefonuyla çok iyi bir görüntü kalitesi elde ederek video çekebiliyorsunuz.
Bunun, bu videonun kurgusunu cep telefonunda da, montajını cep telefonunda da yapabilirsiniz. Ya da sıradan bir laptopla bile bunun kurgusunu yapıp yine internetten paylaşabilirsiniz. Bu anlamda birçok web sayfası var. Nasıl hani içerik oluşturulur, kolayca içerik oluşturulur ve paylaşılır diye. Ama bunun anlamda tabii bir uzmanlık gerektiriyor. Yani donanımların kolay ulaşılabilir olması nasıl kullanılacağını ya da çok iyi kullanılacağı anlamına gelmiyor. Ama belli bir uzmanlık elde ettikten sonra, yani deneyerek de bilim insanları da bu şekilde içerikler üretmesi mümkün. Açık erişim özgür yazılımlar var. Bu anlamda video üretmek ve bunu kurgulamak, yayınlamak için kullanılabilecek. Bu tür platformlarla bilim insanları yararlanırsa kolay bir şekilde içerik üretmeye başlayabilir. Bu noktada bilim insanlarını galiba bu noktaya kanalize etmek çok işi atıyoruz, evet. Biraz daha muhtemelen zor olacaktır. Zaten yoğun bir evet, iş yükü. Evet, evet. Ama yani muhtemelen hani bunu şu andan iteliyoruz. Ne kadar idare edeceğiz bilmiyorum ama yani video tabanlı ya da animasyon tabanlı ya da görsel içerik üretmeden de belli bir yere kadar gidebilecek akademi. Yani sonuçla biz üniversitelerimiz YouTube platformunu dünya standartlarının epey altında kullanıyor. Dünya standartları demeyeyim, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri olarak. Evet, Türkiye'deki tüm üniversiteler için bunu söyleyemeyiz. Geneli için söyleyebiliriz. Ama dünya standartlarında içerik üreten Türkiye'de de üniversiteler var. Sayısı az ama hem vakıf üniversiteler arasında hem de devlet üniversiteler arasında birçok içerik, iyi içerik üreten üniversiteler var. Üniversitenin kurumsal kanalları var. Ama bu tabii genel Türkiye'deki ekosistemi yukarıya çekse de geneli etkilemiyor genel olarak. Değil mi? Bu sefer de uçurum. Tabii. Aynen öyle. Fark, bir uçurum var ve yol kat etmemiz gerekiyor. Peki hala Sayın Hocam, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Sayın dinleyicilerimiz, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi NEDLAB Yeni Medya Araştırmaları Laboratuvarı kurucusu ve koordinatörü Ergin Şafak Dikmen bizimle birlikteydi. Onunla üniversitelerimiz YouTube platformunu nasıl kullanıyor? Bunların sorusunun cevaplarını aradık. Türkiye'deki 182 üniversitenin YouTube'u nasıl kullandığını, hangi amaçla, eğitim amacıyla kullandığını, kullanıp kullanmadığını öğrenmeye çalıştık. İçerik ve yayın stratejilerinin olup olmadığını ve bundan sonraki süreçte YouTube platformunu etkin bir biçimde kullanabilecekler mi? Bunların cevaplarını aramaya çalıştık. Şimdi yine bir müzik arası verelim. Ardından güncel kültür sanat haberleriyle programımıza devam edelim.